boşuna kıran esen gittir. Bir de levh-i mahfuzla ilgili bir ayet var. Orada da önce her şeyi yazarız. Ondan sonra onu gerçekleştiririz gibi. Veyahut da size olmadan önce yazılmıştır. Bir mana var. Bütün bunlardan bir de hocam yani rüyalar var. İnsan başına gelmediği kişi önceden görebiliyor. 20 sene sonrasında, 1 sene sonrasında görülüyor. Sonra gerçekleşiyor. Bu türde olaylar acaba Kadir Gecesi'nde indirilen o imtihan soruları mıdır? Kader önceden belirlenmiş midir? Bu her an işli olan Allah acaba şimdi efendim dediğinde dediğim o ayet. Bir dakika. Tamam anladım dedin ama bu ayetlerle onun pek bağlantısı yok. Olduğunu ayetlerle kaderin bağlantısı yok. Yani, şimdi bir boyutuyla insan kendisini yani manevi bakımdan, sosyolojik bakımdan, davranış bakımından, ahlaki bakımından insan kendi kaderini kendisi belirler. Yalnız bu kaderden evvel Allah-u Teala insanı mutluluğa getirecek olan yolun kaderini çizmiştir. Bunu Kur'an-ı Kerim'e gönderiyor. İşte bizim kaderimiz bu Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e doğru sen hareket ettiğin zaman da mutluluğa ulaşıyorsun. O bir kader işte. Sana yolunu belirleyen bir kader. Kanun demektir. Kaderin anlamı, bir anlamı kanun demektir. İşte kanun o. Fakat Allah-u Teala'nın bizim sosyal ilişkilerimizde olan ilişkisiyle fiziki alemde olan ilişkisi farklıdır. Yani ben hangi anneden babadan doğacağımı benim seçeneğime vermemiştir. Kimsenin seçeneğine vermemiştir. Seni de, herkesi de. Fiziki alemdeki Allah-u Teala'nın yaratışı, yaratması, bizi yaratmasına kimseye sormaz. Fakat dini bakımdan bizim iyi veya kötüyü tercihimize bırakmıştır. Ondan sonra kader haline getirir onu, karar verir. Yani sen kötüyü seçersin, onu takdir eder Allah, kadere bağlar Allah. Sen iyiyi seçersin, onu takdir eder, onu kadere bağlar. Sen tabancayı çekip adamı vurursun, katil olursun, vurduğun an o adamın ölümünü takdir eder. Yoksa bu adam bu adamın tabancasıyla, mermisiyle ölecektir diye kaderde yazgı yok. Anlıyor musun? Sen onu vurduğun zaman oradaki ölümünü o anda takdir ediyor. Onun için seni katil ilan ediyor. Eğer Allah-u Teala daha önceden bu adamı vuracak, bunun mermisi ölecek diye yazmış olsaydı o adam katil olmaz. Onun bir sorgulaması olmaz. Mümkün değil. Anlıyor musun? Eğer benim ahlaksız biri olacağımı önceden yazsaydı Allah-u Teala o zaman benim irademe bir anlamı kalmaz. Beni sorgulamazdı. Benim için cehennem söz konusu olmazdı. Dolayısıyla burada bizim seçtiğimizden sonra Allah takdir ediyor. Şimdi burada Allah-u Teala sınav yapıyor. O Mülk Suresi'nin ikinci ayeti dediğin ayeti konuşalım. Diyor ki Allah-u Teala ben yoklukla varlığı yarattım. Niçin yarattım ben bunu? Hanginizin daha iyi davranışta amelde bulunacağını tespit etmek için, imtihan etmek için. Yani bu dünya hayatı bir imtihandır ya Allah. Yokluk da bir imtihandır, varlık da bir imtihan sebebidir. Sorular, bu imtihanın soruları bunlardır diyor. Hanginiz daha iyi amel yapacağını tespit edeyim diye ben bunu yapmıştım. Bu imtihan bir kaderdir. Yani Allah-u Teala bizi bu dünyaya imtihan etmek için yarattığı bir yazgıdır. Bu imtihanı kazanıp kazanmama bizim elimizdir. Ondan sonraki kaderi biz belirliyoruz. Biraz evvel söyledim. Allah-u Teala sen söylüyorsun. Bana şu kadar sevap ver diyorsun, veriyor. Ama sevap vereceğini yanlış fikirlere, yanlış davranışlara ceza vereceğini önceden belirlemiştir Allah. Onu yazgı haline getirmiştir. Şunu şunu yapana ceza vereceğim, bunu yapana efendim ödül vereceğim. Ama bu ödülün ne kadar olacağını senin niyetin, senin ihlasın, senin davranışlardaki niyetin belirliyor. Dolayısıyla Allah'ın bizimle olan ilişkisi, kader ilişkisiyle fiziki alemle olan ilişkisi farklı. Örneğin elma ağacının elma vermesi, meyve vermesi onun kaderidir. Onu değiştiremez, şeftali veremez. O onun kaderidir. Fiziki alem budur.
Bayraktar Hoca, Bayraktar şu anadan doğacağını belirlemesi bana ait değildir. Babama da ait değil, anama da ait değildir. O kendisi Allah-u Teala belirliyor onu. Orada bizim hiçbir seçeneğimiz yoktur. Ama hayatımızda ahiretteki mutluluğu veya cezayı elde ederken bizim seçeneğimiz vardır. Buyur. Hocam, şimdi Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yaratılamayacağına göre ve dünyada da pek çok kötülüklerle, iğrençlikler, kitaplarla, ölümler falan olduğuna göre. Bunlar aslında Allah'a göre sadece bize verilen imtihan aleti olduğu hayır, için. Hayır, kötülük yaparken kötülük biz Allah'a sunuyoruz seçeneğimizi. Ben şu davranışı yapacağım. Ben hırsızlık yapacağım diyoruz. Allah sana hırsızlık yap demez. Ama sen o hırsızlık yapmaya karar verdiğin zaman da oradaki yaratma olayı Allah'a aittir. Onun için diyor ki ayette nüvellihi ma tevella. Sen ne hangi yola girdiysen ben seni o yolda bırakırım. Onu demek istiyorum. Allah-u Teala aslında Allah'a göre bunlar kötü falan değil. Bize kötü gözüküyor ama Allah onları yaratıyor. Yarattığı için kendinde zaten bir kötülük yok. Kötülük alemi mutlak değildir. Yani fıtratta yeri yoktur. Yaratılışta yeri yoktur kötünün. İyinin yeri vardır yaratılışta. Kötülük sonradandır. İnsanlar aleminde vardır kötülük. İnsan bu kötülüğü oluşturuyor, Allah değil. Fakat Allah yaratıyor. Başka. Sen onu istiyorsun, yaratıyor. Sen sunuyorsun ona. Hayır, ben bunu tercih ettim diyorsun. Ben inkarı tercih ettim. En kötü ne, en kötüsü nedir? Münafıklık. En kötüsü nedir? Kafirlik, müşriklik. Sen istediğin için Allah seni müşrik ilan ediyor. Yani bunu yaratmamazlık yap. Allah-u Teala yaratıyor. Çünkü onun aleminde, onun egemen olduğu bir alemde başkası yaratıcı olamaz. O zaman Tanrı ol. O zaman bunu ama Allah'a esnaf ediyorlar. Pek çok felsefeler. Bu nuansı anlamadıkları için. Bu nuansı anlayacaklar. 79'u anlayacaklar Nisa. Ma asabeke min hasenetin fe min Allah. Sana iyilikte ne isap ederse Allah'tandır. Ve ma asabeke min seyyetin fe min nefsin. Kötülükte ne isap ederse kendi nefsinden. Bu kadar net. Bunu anlayacaksın. Bunu uyarlayacaksın her yere. Yani bu bir genel kanundur. Bu kanunu uyarlayacaksın. Bir de hocam levh-i mahfuza önceden her şeyi yazarım, o gerçekleşir buyuruyor Allah. Bayındır'ın ifadesiyle şöyle oluyormuş. Biz tercih ediyoruz. O Allah katında kabul görüyor ve levh-i mahfuza işleniyor. Orada yazılan kanun şu. O dediğin konuda orada yazılan kanun şudur. Ben kulumun seçeneğini değerlendireceğim. Kulumun seçeneğine değer vereceğim. Ne isterse onu vereceğim diye orada yazgı olan budur. Yani lehvi mahfuzda yazgı olan budur. Kulum özgürdür. Fakat Allah da kendisine bir görev veriyor. Dediğim gibi vaazda ben ona doğruyu öğreteceğim. Öğretme görevim. O da bir yazgıdır kendine. Ketebe ala nefsi rahmet diyor. Allah kendi nefsine, kendi zatına farz kıldı. Neyi? Rahmeti. Farz kıldı. Dolayısıyla o özgürlüğü vermesi de seçeneğimize itibar etmesi de o levh-i mahfuzda yazılan bir yazgıdır. Odur değişmeyen olan. Anladın mı? Odur değişmeyen olan bu yazgı. Kulunun seçeneğine değer verecek. Ne istiyorsa onu verecek. Sen küfrü mü tercih ediyorsun? Ayette diyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Kafirler dünyayı ahirette tercih ederler diyor. Sen onu mu tercih ediyorsun? Ha buyur diyor Allah. Onun cezasını da göreceksin diyor. Onun cezasını göreceğin de orada yazgıdır. Lehvi mahfuzda yazılan budur. Yanlış anlama. Yani yoksa bir insanın affedersin hırsızlık yapacağı, zina edeceği bir insan öldüreceğin Allah yazgı haline yapmaz. Hocam, bu... O zaman Allah onu sorgulayamaz sonra. Anladın mı? Hocam çok güzel açıkladınız. Bütün bunları Metin Özdemir diye bir profesör kitaplaştırmış, bu konuda uzmanlaşmış. Bir de bir Yahudi tarikatı da bu konuda böyle düşünüyor. Onu da biliyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i bütün olarak ayetleri bilmedikçe bu konuda fikir beyan etmek çok zordur. Hele kader konusunda. Ben şimdi bir doktora yaptırıyorum kader konusunda. Çocuğa verdim beni bir yardım doçente. Efendim? Kader konusunda ayetleri bütün olarak bilmek lazım. Bak kaç tane ayet okuduk burada. Şimdi bu sistem. Hocam bazen dualar da kaderimiz oluyor. Efendim
Bazen dualar da insanın kaderi oluyor veya bir başkasının bir başka etkisi. Dua ediyorsunuz, Allah-u Teala zaten onun kaderi şöyle belirlemiş o konuda, dua konusunda. Ud'uni yestecib lek. Ayette bu şöyle diyor. Bana yalvarırsanız ben size icabet ederim diyor Allah-u Teala. Dua ile hani duana icabet edeceği kuralını yazgı olarak koymuş Allah. Hem Kur'an'da koymuş hem Levh-i Mahfuz'da koymuş.